Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere ne göstereceğim? Çok önemli bir şey aslında. Bayağıdır birkaç arkadaşın sordu ve benim yanıtlamakta artık dilimde tüy bittiği bir konu. DayZ modu nasıl oynarız? Arma 2, DayZ mod. Şimdi DayZ moda sahip olmak için Arma 2'ye sahip olmanız gerekiyor. Öncelikle mağazaya gireceksiniz. Mağazada Steam mağazasından ya da artık nereden temin edersiniz bilmiyorum. Steam mağazasında DayZ mod yazın. Ücretsiz zaten. DayZ mod yazdığınızda diyecek ki bakın. Arma 2 required DayZ mod requires boot Arma 2 and Arma 2 Operation Arrowhead. Diyor ki Arma 2 ve Arma 2 Operation Arrowhead'e sahip olmanız gerekiyor ki bu modu oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Bir de Arma 2 Full Complete Collection şeyi var. Tabi öyle de alabilirsiniz. Şurada bakın yazıyor. Onu da açayım size. Açılmadı. Demek ki kaldırmışlar. Her neyse o iki paketi almanız gerekiyor. Sayfa geri yapalım. Şimdi bir dur bakalım. Arma 2, Arma 2 Operation Arrowhead. Şunların fiyatlarına bir bakalım. Size onu göstereyim. Operation Arrowhead 19.99. Kombine Operation. Ha, Arma 2 ve Arma 2'nin Operation Arrowhead'i yani ikisi. Bu işte DayZ modu oynayabilmeniz için olan iki ürün. 25 dolara geliyor. Komple Complete Collection'da 39 dolar. Yani bütün seriyi alıyorsunuz bunda. İşte bütün seri dediğim Arma 2'nin içinde artık ne varsa bir de daha fazlası var burada. Bu Arma 2 ile alakalı bunların hepsi. Daha başka DayZ modu işte şununla oynuyorsunuz dedik. Bir ara beklerseniz Complete Edition'ı ben 7,5 dolara aldım. Bu hani Cadılar Bayramı bilmem ne falan cart curt olayları oluyor ya. Cadılar Bayramı bilmem ne olaylarına alabilirsiniz bunu. DayZ modu aldıktan sonra şunu yapmanız gerekiyor. Google'da şunu arattıracaksınız. O çok önemli. DayZ modu her şeyi yüklediniz. Oyunu yüklüyorsunuz. Ardından Operation Arrowhead'i yüklüyorsunuz. Ardından da DayZ modu ücretsiz olarak Steam üzerinden yüklüyorsunuz. Buraya kadar her şeyi yaptıktan sonra şunu yapmanız gerekiyor. DayZ Commander. DayZ Commander'ı şu siteden indiriyorsunuz. Buradan işte indireceksiniz bunu. Daha sonra karşınıza ilk başta garip bir sayfa açılacak. Şuradan göstereyim. DayZ Commander. DayZ Commander neredesin lan? Ha. Mod Commander'ı. Mod Commander'ı buradan açılıyor. Buradaki olay şu. Bu neye yarıyor? Oyundaki bütün serverlar artı bir de bu hani benim oynadığım işte bu arabalı falan işte ev yapmalı falan olan bölüm var ya. Epox modu. Epox modunda bunun sayesinde yüklüyoruz arkadaşlar. Bunu böyle açınca bakın 6328 tane şu anda sadece benim oyunumda ekli olan serverlar var. Bir de bunun daha harici var. Install ve update kısmına tıklayacaksınız. Daha sonradan burayı şeyi ayarlayarak işte buradaki verileri ayarlayarak modu versiyonunu ayarlayacaksınız. Daha sonra da DayZ'yi ardından 2017 denilen şeyi yani burada istediğiniz mesela Epoch modu ya da işte herhangi bir burada harita varsa misal Çelle, Melle, Civilian vesaire Pantera haritaları falan. Yani Çerno dışında mesela Taviana, Tacikistan hani bu haritaları da indirip oynayabilirsiniz. DayZ artı 1.1.2 bunu da yapmanız gerekiyor. Bunlar gerekli olan şeyler. Bu artılar artı olanları yapın. Epoch modlarını da yüklerseniz daha kolay olur. İşiniz daha kolay olur işte. Olay bu. Yani bunu anlatmak istemiştim sadece. Dan diyeceksiniz. Yani hepsini yüklemesi bayağı uzun bir zaman alıyor. Onu da söyleyeyim. Her şeyi açtığınızda, her şeyi yaptığınızda sadece üstüne
Sıkladığınızda oyun otomatik kendiliğinden açılıyor. Karşınıza hemen büyük ekrana geçiyor oyun. Oyuna giriyorsunuz. Yani Steam üzerinden kalkıp da misal ben hiçbir zaman DayZ moda girmedim. Hani girdiysem de 3 saat bakın zaten. O da işte şu olayı kavramam gerekti. Bayağı uzun sürdü. Bu yani mevzu bu. Bunu anlatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler.